Selamünaleyküm arkadaşlar. Öğren Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin Ramazan-ı Şerif ayı mübarek olsun diyorum. İnşallah bayramı görenlerden olmayı Rabbim nasip eder diyorum. Ve bugün sizlerle çok güzel bir örgü modeli paylaşmayı planlıyorum arkadaşlar. Yapacak olduğum örgüden bence çok güzel, özellikle genç kızlarımız için fular atkı olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki sizler istediğiniz tarzda bir şeyler yapabilirsiniz. Özellikle çocuk yelekleri de çok güzel olur. Mevsimlik battaniye de olabilir arkadaşlar. Ben sizlere modeli göstereceğim. Sizler modeli görünce ne yapmak istediğinizi eminim çok güzel bir şekilde karar vereceksiniz arkadaşlar. Fakat benim düşüncem çok güzel bir atkı olabileceği, özellikle böyle bahar havalarında çok güzel bir fular olabilir. Evet, öncelikle bakın ben lif ipini göstereceğim arkadaşlar. İplerimin rengi hardal ve beyaz görüyorsunuz. İki renkten yapacağım. Sizler tek renkte kullanabilirsiniz tabii ki. Bu iki rengin uyumunu çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden bu iki renkte göstermek istedim sizlere. Evet, elime yatkın olan herhangi bir tığımı aldım. Bakın herhangi bir tığ diyorum. Çünkü size herhangi bir tığı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan elinize ve ipinize yatkın olması. Öncelikle arkadaşlar zincirimi çekiyorum. Eğer zincir çekmeyi bilmeyen arkadaşlarımız varsa kanalımdan videolar kısmına girerse zincir çekmeyi de zincir çekmenin videosunu bulabilir arkadaşlar. Evet, istediğimiz sayıda zincirimizi çekelim. Bakın ben bu kadar çektim. İstediğimiz uzunlukta çekelim ve gelelim. Benim için bu kadar uzunluk yeterli arkadaşlar. Çünkü ben sizlere küçük bir parça göstereceğim. Evet, şimdi bakın şöyle umarım kameram gözüküyordur. Hemen yanındaki zincirin içerisine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Hemen bir sonraki zincirimin içerisine giriyorum. Evet, bu sıramızı her bir zincirin içerisine bataraktan sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde zincirlerimizin hepsine sık iğne gidelim, gelelim. Evet arkadaşlar, sık iğnelerimi tamamladım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum arkadaşlar. Şöyle ve hemen bakın. Buradakini, bu uzatmış olduğum ilmeğimi sayıyorum ve hemen yanındakine batıyorum. Bu şekilde yine ilmeğimi uzattım. Tığımla batıyorum. Bir sonrakini, buradan bir ilmek alıyorum ve ilmeğimi uzatıyorum. Hepsinin aynı boyda olmasına özen gösterelim arkadaşlar. Evet, bu şekilde her bir sık iğnenin tepesine batarak böyle ilmekler yapacağız arkadaşlar. Evet, videomuzu uzatmamak adına tamamlayalım ve gelelim. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi ben tamamladım. Şöyle sonuncusuna da battım. Şimdi tamam, böyle buradan çıkardım. İlkincisine batıyorum ve bu şekilde yaparak geriye dönüyorum. Bakın tekrar göstermek istiyorum burayı. Şöyle en son yapmış olduğum ilmeği alıyorum. Böyle yapıyorum ve bir tane zincir çekerek geriye dönüyorum. Hemen yanındakini alıyorum. Bu şekilde. Ben lif ipiyle yaptığım için arkadaşlar böyle İplerim iki tane oluyor. Sizler farklı ip yaparsanız eğer bunlar tek olacaktır. Evet. Her bir ilmeğimi bu şekilde örüyorum arkadaşlar. İplerimi atlamamaya özen gösteriyorum. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bakın ben burayı tamamladım.
En sonuncusuna da battım. Şimdi diğer renkteki ipimi alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Öncelikle ipimi buraya sabitledim. Ve geriye dönüyorum. İlmeğimi uzatıyorum arkadaşlar. Bakın bu ilkinin tepesinde. Şimdi ikincisinin yanına hemen batıyorum. İkincisinin tepesine şöyle. Zaten belli ediyor kendisine. İkincisine hemen batıyorum. Öncelikle bir zincir ilmeğimi uzatma. Bir zincir ilmeğimi uzatma. Gördüğünüz gibi çok kolay. Aşağıdaki işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Kıtığımız dolduğu zaman da böyle çıkartıp devam ediyoruz. Evet. Bu şekilde beyaz renkli ipimizle de yapalım arkadaşlar. Gelelim. Evet arkadaşlar, bakın burayı da tamamladık. Şimdi tığımızı çıkartıyoruz içerisinden. İlkine sabitliyoruz. Şu şekilde ilmeğimizi alıyoruz. Sonra geriye dönüyoruz. Sıradaki ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Modelimizin yapımı bundan ibaret arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok da hoş bir model. Bu sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Ben sizlere birazcık daha büyük bir parçasını göstereceğim inşallah. Evet, tamamlayalım ve gelelim. Evet arkadaşlar, bu sıramı da tamamladım. Şimdi sizlere diğer ipe nasıl geçtiğimizi göstermek istiyorum. Bakın ipimizi zaten kesmemiştik. Şimdi hardal rengi ipimi aldım. Şöyle buradan bu şekilde alıyorum ve bir zincir çekip sabitliyorum. Ve beyazımla da sıkılıyorum arkadaşlar. Ve örgümü geriye çeviriyorum. Burayı bu şekilde biraz uzatıyorum ipimi. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batarak aynı işleme devam ediyorum arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi ben biraz ördüm sizler için. Gerçekten böyle genç kızlarımızın böyle boyunlarını atması için harika bir model. Böyle önlü arkalı bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.